kalite ödülüne Dalko-Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi uygun görüldü. Türkiye birincisi olarak İstanbul'da yapılan bir törene davet edildik. 14 Aralık'ta İstanbul'daydık. Beykoz'da, Kavacık'ta yapılan bir törende bize takdim edildi. Tabii bu Dalko-Dalyan Su Ürünleri Kooperatifinden bahsederken burada asıl Köyce İcra Dalyan olarak da asıl bölgemizden bahsettik. Bölge adına gerçekten çok önemli bir hem kurum hem de bölgenin tanıtım açısından bizim için onur verici bir ödül oldu bu. Yani bir Dalyan'ımıza, Dalko'muza, ülkemize hayırlı olsun dedik. Ve ilgili arkadaşlara da teşekkür ettik, geldik. Başkan kim tarafından verildi ona? Bu Türkiye'nin en büyük araştırmacı firma Crazy Organizasyon diye. Onlar tarafından yapılan bir araştırma. Muğla'dan gerçekten tek kurum olarak Dalko davet edildi. Tabii bütün Türkiye genelinden, yani Kars'tan tutun her bölgeden belli kurumlar vardı. İstanbul içinden tabii ki aşağı yukarı 5 saat süren bir organizasyondu. İyi oldu yani bölgemiz adına, kurumumuz adına. İnşallah hedefimiz tabii bunu devam ettirmek. Yani ben bu önümüzdeki yasal sıkıntıları aşar isek milyon kilolara ulaşacağımızı düşünüyorum. İnşallah ulaşırız. Böyle de devam eder. İşte sürekli biz olacak değiliz burada. Birilerini yetiştirip yerimize bırakıp Allah'a ısmarladık deyip gideceğiz artık. Bunu her yerde, her kulvarda da söylüyorum. Dalko'dan başka çevreci kurum yok Dalyan'da. Hiç kimse kusura bakmasın. Ne belediyesi, yerel belediyeler, ne büyük şehir, ne de çevre şehircilik. Bakın bunu, bu basının önünde herkesin söyleyeceği bir şey değil bu. Ama ben söylüyorum, beklediğim hiçbir şey yok. Hiçbiri çevreci değil. Her türlü gölün, her türlü şeyiyle ben uğraşıyorum. Namnam çayından başlıyor, Karıcak çayından, Yuvarlak çayından, Ekşilik'ten gelen kanallardan her türlü pislik Köyceğiz Gölü'ne doluyor. Kimin umurunda? Hiç kimsenin umurunda değil. Ama bir toplantı oluyor, oturduk mu herkes ahkam kesiyor, bir numaralı çevreci oluyor. Hiç kimse çevreci değil. Bizim tekne kurumları bile çevreci değil hala. Buradan bu kadar ekmek yiyorlar, tekneciler bile bu işin hala farkında değil. Sintenesini göle basabiliyor. Teknelerin içine bakın, her teknenin içinden litrelerce yağ var şu anda. Ama bir toplantı oluyor, bir bakıyorsun Allah Allah, neredeymiş bu çevreciler diyebiliyorsun. Ama hiçbirinin çevreyle alakası yok. Bu memleket bizim, 15 yıl önce 5 metre olan kamışlar 1 metreye düştü. Hala biz yerimizde sayıyoruz. İşte en son artık bu turizmdeki 492 plakalı teknenin, ticari ve özel teknelerin elektrikli tekneye dönüşümüyle ilgili ciddi bir çalışma var. İnşallah bir an önce sonuçlanır. Bu kanalın selameti ona bağlı. Bunda ne bakanlık ne kurumlar finans hesabı yapmamalı. Bir gerekli desteği verebilmeliler. Bir an önce elektrikli tekne çalışmasını bitirmiş olmamız lazım. Pisliği burada değil mi? İçeride evet, suyu basıyor. Evet. Burada temizleyelim. Ha. Su temiz şekilde gidiyor. İleriden akıyor temiz filtreler, şekilde. Filtreleri ede temiz şekilde gidiyor. Şimdi balık yumurtayı alma esnasında bu bıçağın ucunu şeye dokundurmamak, yumurtaya dokundurmamak. Üzerinde olan soğan zarı var sadece onu muhafaza eden. İşte gördüğünüz gibi bu şekilde gösterelim. Bu şekilde devam ediyor. Elinde bizi gösterir. Yardıktan sonra şöyle elinde bir çatal olarak Ahmet.
Orada vermiştim. Yani biz yardımımız balığın tarımda bir şey yapmıyoruz. Sakın etmiyoruz. Aslında şimdi o pulla ilgili projemizde dikkat üzere Muğla Üniversitesi ile ortak bir çalışmamız var. Ha bu arada Muğla Üniversitesi'nin yumurtadan bahsediyorum hocam. Başka? Şu yumurtanın ne işe yaradığını falan filan onlardan da bir ben tabii ki şimdi yumurtayla ilgili bir şey arkadaşlar şimdi bulunduğumuz Covid ortamında bu hocalarımızın özellikle televizyonlarda bahsettiği Norveç balık yağı takviyesi alın diyor ya insanlara faydalanabilmeleri için. Bu Norveç balık yağı denen ürün üretim kültür balıkçılığından elde ettikleri bir yarısı kimyasal olan bir ürün. Neden o ürünü tavsiye ediyor? Omega serisinin her türlüsünün bir kısmı o üründe var. Ama %100'ü buradaki bizim ürünümüzde doğal balık. Bu kefalin yumurtasında. Bunu hem taze bir şekilde değerlendirebiliyoruz. Kurutulmuş olarak değerlendirebiliyoruz. Üretilmiş olarak değerlendirebiliyoruz. İlk defa bu yıl başladık balık yumurtasının üretilmişine. İtalya ve Amerika'dan ciddi talep var üretilmişiyle ilgili. Daha Türkiye'de bu ürün piyasaya sürülmüş değil. İlk defa bu yıl devam ediyoruz artık. Biz de başladık bu büyütülmüşünü hazırladık şimdi. İlk önce ülke içerisinde değerlendirmeyi düşünüyorum. Daha sonra da tabii ki ülke için talep fazlası olursa yurt dışına göndermeyi biz de istiyoruz. Yararlarından bahseder misin? Bu ne işe yarar? İnsan için. Bu artık bu balık yumurtasının faydalarını herkes biliyor. Herkes biliyor. İnanılmaz derecede bir protein yüklü bir besin. Tabii bunun fazla yenmesi de sakıncalı. Her şeyin fazla zarar olduğu gibi balık yumurtası çünkü aşırı bir besin bu. Belli ölçülerde bunu tüketmek gerekiyor. Hele üretilmişi o kadar önemli ki şimdi herkesin evde bebelere bile yedirme kolaylığı gündeme getirdi. Spagettisine, makarnasına, salatasına ekip böyle o şekilde bir tuz gibi, bir karabiber gibi ekerek yedirme şansı var artık. Balık pazarına indim. Özellikle bir şöyle bir yoklamak bilgim olması açısından. Kendi verdiğim ürünleri şöyle bir reyonlarda gözden geçirdim. Tabii kimse de beni tanımıyor. Kurumun başkanı olduğumu. Ve alıcı gibi soruşturdum. En düşük rakamı 1100 TL teklif ettiler. Ancak bu fiyata verebiliriz diye. Neyi? Kilogramı. Evet, benim burada 400 TL'ye verdiğim 1100 TL'ye yumurtayı, balık yumurtası, mumlu balık yumurtası, evet. Bu şekilde devam ediyor bu iç piyasadaki satışlar. Teşekkür ederiz başkanım. Saatte şoklama, eksi 50, burası da şoklandıktan sonra eksi 22 muhafaza. Direkt, tabii ki biz çok şoklu ürüne girmiyoruz. Kısa vadeli korumaya alıyoruz. Neden burada muhafazaya alıyoruz? Dalyan'ın merkezinde açtığımız çok güzel bir balık ekmek yerimiz var. Dalko'nun kendi ürünlerini direkt tüketiciye yansıtabileceğimiz bir mekan açtık orada. Orada kendi ürünlerimizi kullanıyoruz. Orada hiçbir dışarıdan gelme ürünümüz yok. Dalkomuzda ne çıkıyorsa işte balığın her çeşidi, levreye, çırpası, kefali, yılan balığı, balık yumurtası, balık ürünleri, balık kokoreli kendi ürünlerimizin satıldığı bir mekanımız var Dalyan'da. Onların ihtiyacını karşılamak için burada onları muhafaza ediyoruz. Başka bir şey geçiyorum.
Burada balıkta kullandığımız, neden yaprak buz kullanıyoruz? Bu balıkta zedeleme yapmasın diye bu şekilde kullanıyoruz yaprak buzu. Bu iki tane üçer tonluk bir makinamız var, ancak yetiyor. Bir tekli yetmediği için ikincisini kurduk yeni. Yani daha yine kar yağabiliyormuş bakın. Evet. Saat yazması lazım. Bak yazanlar 12.40. Büyüklüğüne göre 1,5 saatte 2 saat arasında bu tuzun içinde kalır. Tuzla pişmiş olur. Tekrar çıkardıktan sonra güzel yıkanır ve sergiye alınır. Mumlanacak olanlar bir ayrı, mumsuz olanlar bir ayrı serilir. Kuruduktan sonra da paketlemeye geçilir. Direkt pazara sunulur onlar falan. Bize işte arkadaşlar bakın botarga dediğimiz mumsuz bu bakın günde sadece bir tek bunun yenmesi gerekiyor. Eğer her balıktan çıktığı gibi bunu çift yemeye kalkarsanız insana rahatsızlık verir. Sadece bunu sabah bir tane yiyeceksiniz. 24 saat hiçbir şey yemeden bunun protein size yetiyor. Böyle bir ürün. Kaç gram bir tanesi? Bu mu? Bu şekilde 60-70 gram. Bu şekilde tek tek hazırlanıyor. Kuruduktan sonra vakumlanıyor, poşetleniyor. Bir tavamızdan çıkarın, yerlerinden de çıkarın. Paketten getirin. İşte arkadaşlar son çalışma inanılmaz derecede talep var şimdi buna. Bunun hazırlığındayız. Bu öğütülmüş balık yumurtası. Bunun kullanımı her üründe, her şeyin üzerine ekerek bunu kullanabilirsiniz. Evet. Müthiş bir ürün. Çok fazla talep var şimdi. Bu öğütülmüşü, bu da onun mumsuz öğütülmemişi. Bakar mısınız başıma şöyle? Ve bu da yeni başladığımız kış balığının yumurtası, mumlu balık yumurtası. Boy olarak küçüktür, bir tane de yaz yumurtasından getirin. Bu uzun süre muhafaza edilebilmesi için bal mumuna mumyalanmış şekli, evet. Bu da bunu en ideal kullanımı böyle bulduk. Bunu da dipfrize atıyorsun, dipfrizden çıkardıktan sonra örneğin şöyle çizip bir tanesini alıp kullanabiliyorsunuz. Sıfır zayiata düştü. Bu da bakın aradaki farkı şimdi bakın. Bu kış yumurtasının, kış balığının yumurtası ceren kefali. Bu da topan sarı kuyruk dediğimiz yaz balığının yumurtası. Bütün alıcıların arayıp da bulamadığı yumurta bu yumurta. Böyle bakın şöyle tutarsanız bakın aşağı. Türkiye'de bunun ticaretini Yahudi dediğimiz grubun elinde bunu. İzmir ve İstanbul'da bunun satışı, pazarlaması. Ne balığından çıkıyor bu? Bu kefalden. Bu zaten başka Türkiye'de başka balıklar olmaz. Kefalden. Nerede oluyor? Burada, Dalyan'da, Adana'da ve Samsun bölgesinde nadi, çok az miktarda oluyor. En fazla ürünü Türkiye'de Dalko. İkincisi de Adana tarafı üretiyor. Örneğin Adana tarafı yıllık 2 ton üretiyorsa Dalko 12 ton üretiyor. O şekilde yaymış oluyoruz. Muhteşem bir ürün bu. Bu kullanımı işte dışındaki böyle dilim dilim doğranıp dışındaki bal mumu alınıp o şekilde kullanılıyor. Bu şekilde de bunu pazara sunmuş oluyoruz. Evet.
Sen bu sürekli her hafta bir 10 gün 15 günde bir sürekli gelirler, karşılıklı fikir alışverişi yapıyoruz. Şimdi Muğla Üniversitesi ile Su Ürünleri Fakültesi ile ortak bir çalışmamız var. Yengeç kabuğu ve balık pulundan jelatin üretimiyle ilgili bir projemiz var. Onun çalışmasını yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde onu da bir sonuçlandırırız, devreye sokarız. O da değerlendirmiş olur. Gerçekten çok önemli bir ürün. Yengeç kabuğu. Biz de hala tutup atıyoruz bir kenara. Tabii bilen hocalarımızın, onlar yapıyor çalışmalarını, teknik çalışmalarını. Biz de diğer kısımdaki çalışmalarını devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde sonuçlandırmış olacağız. O balığın karnından çıktıktan sonra belli bir kurumaya bırakılır. O kuruduktan sonra mumlama aşamasına geldiği zaman hakiki bal mumu. Bal mumu çok önemli. Hiçbir parafin karışımı olmayacak mumun içerisinde. Çok seçme araştırarak bu bal mumunu buluruz. Bu uzun süre kalabilmesi için, işte tarih öncesi Ramses ondan mumu yalamışlar herhalde uzun süre kalsın diye. Peki bu şu anda orada yapılan işlem ne kadar sıcak mı nedir onu da bahsediyor musunuz? Tabii bir bal mumu kaç derecede eriyorsa o kadar sıcaklıkta bu. Hemen sıcaklıktan içindeki ürünün zarar görmemesi için anında tam bal mumu mumlama bittiği anda buzlu suyun içine atıyoruz. Anında o sıcaklığı kaybetmesi için. Yani kendi halinde soğumaya bırakılırsa yumurtanın ömrünü kısaltır. Hep bu şekilde kapalı kaplar içerisinde hazırlayıp orada sunabiliyoruz. Başka. 2017'de gelir gelmez ilk yaptığım işlerden bir tanesi bu ağaçları dikmek oldu. Şu önündeki çam ağaçları da 1993 yılında kendi ellerimle diktim. Keşke o zaman her tarafı dikseymişim. Ne kadar güzel oldu. Bunlar da yetişti sayıyoruz artık. Bir yer. Şu yoldan ilerisi ta karşı kamışlığa kadar. Şu çok affedersin şu eşeklerin yayıldığı bir alan. Burası 1971 yılından beri Dalko'nun kirası altında bulunan bir arazi. 1971 yılından 2008 yılına kadar. Dalko'nun kirası altında. 2008 yılında benden önceki başkan arkadaşımız burayı bırakmış. Ben burayı kiralamıyorum demiş. Haklı. Çiftçilik yapmıyorsa bırakabilir. Yıllardır buralara pamuk ekildi. Eskiden ortaklar çalıştı. Bir sürü eziyetler oldu. Çok tarımdan da bir şey kazanılmadığı için arkadaşımız burayı bırakmış. Biz geldik 2017'de. Baktık ki kira dışı. Biz de toplandık yönetim olarak. Dedik arkadaşlar biz çiftçilik yapacak mıyız? Hayır. Kimse yok. Çiftçilik yapacak olsak benim kendimde 6000 tane nar ağacım var. Ona bile bakamıyorum ben. Öyle devam ediyor. Geldi 2020 yılında. 19'un sonları mıydı? Aşağı yukarı 40 senedir Dalyan'a gelip giden İstanbullu bir arkadaşımız. Şahsen biz kendisini de tanıyoruz. Geldi bir gün dedi ki ben burayı kiraladım. Bir hayırlı olsun. Devletin arazisinin kiraya vericisi de ben değilim. Öyle bir yetkimiz de yok. Kiraladım, hallettim işimi dedi. Başladı çalışmaya. Çevirdi. O kadar berbat bir haldeydi ki burası. Yıllar yılı kullanılmadığından dolayı. Pislik yuvası. İnanılmaz bir uğraş verdi. Tabii ıslah edilmeye başlayınca birileri ayaklanmaya başladı. Köyden, Dalyan'dan her yere bir şey yaptılar. İşte oraya çalışmalar yaptı. Gitti oraya artezyenler vurdurdu. Tatlı suyu buldu. Burada tatlı su yok bu bölgede. Hiç tatlı suyumuz yok. 110 metreden tatlı su buldu. Borular döşedi, ağaç dikim yaptı,
ne dikti? Kenarlara zeytin, limon ve nar dikti. Organik sera kurmak için bir yeri ayırmıştı. Ankara'dan işini eksik yapmış, eksik yapmış. Tam bitirmeden o çalışmaya başlamış. Tahmin ediyorum herhalde 2 veya 3 milyon TL bir harcama yaptı buraya. Geldi. Söktü. Devletin, belediyenin şeyiyle ekipler geldi. Söktü. Ne tel bıraktı, ne fidan bıraktı. Kepçeyle söktüler, söktüler. Yığdılar, gittiler. Şimdi de böyle eşakotlu olarak. Fidanlar da mı söktüler? Efendim? Fidanlar. Her şeyi söktüler. Yığdılar fidanları da oraya. Yani, yani sökülmemesi gerekiyor. Devlet olarak el koy kalsın yerinde ya. Değerlen. Şimdi böyle bir şey. Pislik yuvasından başka bir şey değil. Yazıkan kurduk içerisine. Evet. Evet. O da burada bir eksiklikti. Kanal kenarına her yere itfaiyenin girmesi mümkün değil. Kanal kenarındaki yangınlarda kullanılmak üzere onu da. Ben bir şey soracağım da. Bunu ben duydum, tuhafım gitti. Bu sazlıklar kısaltıyorsa. Evet. Birisi bana dedi, Dalyanlı birisi. Önceden dedi bu sazlıklar belli aralıklar yakılır dedi. Ertesi yıl oradan daha gür çıkarttı. Böyle bir şey doğru mu? Yani tabii ki eskiden yakılıyordu. Ama yani, doğru mu gür çıktığı yerine? Yani o değil, sebebi o değil. Her yer mi yakılıyordu? Hayır. Bakın kapıdan İstosu'na giderken biz gece saat 12-1 Kamışların tepesinden yolları bulurduk. Kamış kaybolmuş. Yani o bir metreye düştü. Bunun ayrı bir sebepleri var. İşte bu hava şartlarıyla mı ilgili? Küresel. Bir teknik bir konu, küresel bir şeyle ilgili herhalde ki. Burada bunun bir çalışması uyardı. Dedi ki bütün teknelerde direk vardı eskiden, dikkat et, direkler evet. Kalktı. Evet, evet, aynen yani öyle. Bakıyorlardı, bakıyorlardı da evet. Eskiden öyle değildi o evet. İş. Ya bir doğa şey var, Ören tarafında, çamur tarafında, hala gene var yani şey. Mesela geçen gün şeyde gördüm, Adnan'ım, Ölüdeniz'de, Hasan Bey'in